Konya İl Temsilcisi'nin düzenleyip sunduğu Çevrimiçi Eğitim Günleri'nin 6.sıyla karşınızdayız. Bu programda da yine çok önemli bir konu ve tabii bu konuyu çok kıymetli bir hocamızla beraber işleyeceğiz. Bu pandemi dönemlerinde Tema Vakfı olarak, Konya İl Temsilci olarak etkinliklerimizi takipçilerimizin de bildiği gibi online ortamlarda sürdürmeye devam ediyoruz. Bu ay düzenlediğimiz programda da Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin coğrafi temelleri konusunu işleyeceğiz. Kiminle işleyeceğiz? Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Adnan Doğan Buldur. Her hocamız, her programa katılan kişi kıymetli ama hocamızın şöyle bir özelliği var. Hocamız aslında aileden birisi. Kendisi aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bizim Genç Tema topluluğumuzun da akademik danışmanı. Uzun yıllardan beri akademik danışmanlığını yapıyor. Benim öğrenci olduğum dönemlerde, Genç Tema olduğum dönemlerde de ben Selçuk Üniversitesi'ndeyken hocam da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akademik danışmandı. Daha fazla sözü uzatmadan hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Emin Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? Hayırlı yayınlarımız olsun. Çok şükür iyiyim elhamdülillah. Yaramazlığımız yok. Allah iyilik versin hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam bizler de iyiyiz. Bu pandemi şartlarında sağlığın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu anladık hocam. Sağlık olduktan sonra artık evet. Gerisini çok da düşünmüyoruz. İyiyiz. Hocam evet. Ben biraz bahsettim sizden. Necmettin Erbakan Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi'ydim ama ben biraz daha sizden sizi dinlemek isteriz. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Türkiye'de biyoçeşitliliğin coğrafi temellerinden bahsedeceğiz hocam. Biyoçeşitlilik artık ülkelerin birer kaynakları, biraz kazançları ve kıymetleri, bunu kullanabilen, kullanamayan, tahrip eden, koruyan ülkeler var. Umarım bugün sizden çok güzel bir şekilde güzel bir tablolar duyacağımızı ümit ediyorum hocam ülkemiz olarak. Sözü de daha fazla uzatmadan sözü size bırakmak isterim hocam. Öncelikle sizi biraz izleyenlerimiz tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Beni anlattın zaten. Uzun yıllardan beri Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde coğrafya bölümünde daha çok fiziki coğrafya derslerine giriyorum. Adanalıyım. Ve aynı zamanda uzun yıllardan beri tema üyesiyim. Belli bir sürecin sonunda da üniversitemizde genç tema topluluğunu kurduk. Bir müddetten beri de bu görevi devam ediyorum. Tabii hep arkadaşlarımızın, gönüllü arkadaşlarımızın gayretleriyle gerçekleşiyor. Birçok etkinliğin içerisinde yer aldık. Birçok etkinlik yapıldı. Tabii genç arkadaşlarımızın, gönüllülerin bu konudaki gayretleri çok fazla, emekleri çok fazla. Huzurunuzda hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Konya Tema olarak da sürekli olarak arkamızda olduğunu hep hissettik. Onların yardımlarıyla bir şeyler gerçekleştirdik. Konya Tema'nın da başta şahsın olmak üzere bütün emeklerine teşekkür ediyorum, gayretlerine teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleri hep arkamızda oldu Genç Tema Teşkilatı olarak. Adanalıyım, onu söylemiştim. Bir müddet öğretmenlik yaptım 5 yıl kadar milli eğitimde. Daha sonra da üniversiteye geçtim ve artık üniversitede de görev yapıyorum. Mehmet Emin Bey. Hocam ben de program vesilesiyle sizlerin huzurunda ben de emeği geçen tüm genç arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlerin de aynı şekilde hocam emekleri yadsınamaz. Konuya geçelim mi hocam? Geçelim. Konuya geçmeden önce dün Türkiye olarak çok kötü bir haberle sarsıldık maalesef. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin adına görev yapan, bizleri koruyup kollayan, onların sayesinde bu programları yaptığımız ya da huzur içerisinde yaşadığımız ülkemizde silahlı kuvvetlerimizi, polisimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Ulu Önder'in de dediği gibi vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez. Vatan toprağını sınırda koruyan Mehmetçiklerimiz, işte aynı zamanda
Burada ekosistem anlamında koruyan siz akademisyenlerin hakkı ödenmez. Ben de burada bir kez daha tüm ülkenin başı sağ olsun. Mekanları Aynen. cennet olsun. İnşallah buradan verdiğimiz ve ülke olarak aldığımız bu tarz son haberimiz olur hocam. İnşallah son olması temennisiyle ve ümidiyle inşallah dualarımızla. Evet Önder'im Bey, Türkiye'de biyoçeşitliliğin coğrafi temelleri diyorum. Ben ekranı da hocam zaten sunumunuz geçti. Tamam. Konular da görünüyor herhalde ekranda. Konular, evet, bugünkü anlatacağımız konular neler? Onu bir özetleyelim şöyle başlıkları. Biyoçeşitlilikten bahsedeceğiz. Biyoçeşitliliğin öneminden bahsedeceğiz. Biyoçeşitliliğin kökeni, Türkiye'nin biyoçeşitliliği ve Türkiye'deki biyoçeşitliliğin coğrafi temelleri ana başlığımız olacak. Ayrıca Türkiye'deki biyoçeşitliliğin coğrafi temellerinden sonra İç Anadolu'nun genel coğrafik özelliklerini vereceğim ve Konya'nın coğrafik özelliklerini anlatarak bağlayacağım, sonuca bağlayacağım. Tabii İç Anadolu'nun ve Konya'nın coğrafik özelliklerinden bahsederken biyoçeşitlilik açısından da değerlendirmesini yapacağız. Evet, ilk olarak biyoçeşitlilik nedir? Yani en basit tanımıyla dünyadaki canlıların çeşitliliğidir. Yani en küçük mikroorganizmalardan dev boyuttaki makroorganizmalara kadar, yani bakterilerden ağaçlara, tüm hayatlarını okyanusun derinliklerinde geçiren canlılardan en yüksek dağlarda yaşayan canlılara kadar her canlıyı içerir biyolojik çeşitlilik. Bunun yanında sadece canlı çeşitliliği, tür çeşitliliği akla gelmemeli. Ayrıca canlıların yaşamakta olduğu ortamlar ve bu ortamlarda canlıları etkileyen tüm etmenler biyolojik çeşitliliğin de kapsamı alanına girer. Biyoçeşitlilik bazen biyolojik çeşitlilik de denir ama kısaca biyoçeşitlilik aynı zamanda türler arasındaki ve aynı türün bireyleri arasındaki farklılıkları da içerir. Yani bir tür çeşitliliği ayrıca bu türü oluşturan popülasyon dediğimiz her bir bireyin birbirlerinden farkını da ortaya koyar. Mesela işte ekranda gördüğünüz çiçeklerin aynı türe sahip olmasına rağmen renklerinin farklı olması veyahut işte havuç cinsinin kimisinin renklerinin biraz farklı olması ya da şekillerinin, boyutlarının, iriliğinin, küçüklüğün farklı olması hepsi belki havuçtur ama her bir birey de birbirlerinden farklı bir çeşitliliğe sahiptir. En özet haliyle biyoçeşitlilik 3 başlık halinde incelenebilir. Bunda birincisi genetik çeşitlilik, ikincisi tür çeşitliliği, üçüncüsü de ekosistem yani yaşam ortamları çeşitliliği olarak 3 başlık halinde bunu incelemek mümkündür. Bu 3 başlığı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Her biri bir diğerini tamamlar mahiyettedir. İlk olarak genetik çeşitlilik, aynı türden canlılar arasında genetik farklılıktır. Az önce anlatmaya çalıştığım da buydu zaten. Her bireyin birbirlerinden olan farklılığıdır bu. Mesela bir geyik sürüsünden bahsettiğimizde bunların birbirlerinden farklı genetik özelliklere sahip olması, mesela kimisinin iriliği, kimisinin boynuzunun, kimisinin kulağının farklı olması, bunların genetik çeşitliliğinin de birbirlerinden farklı olduğunu gösterir. Üstelik bu bir zenginliktir çünkü mesela bir rahatsız bir hastalık eğer sürüye musallat olursa eğer bazıları kurtulabilir genetik çeşitliliği fazla olmasından dolayı ama aynı genetik özelliklere sahip olsa bir hastalık o sürüyü tamamen ortadan kaldırabilir. Bunu mesela ormanlarda da örneklendirmek mümkün. Mesela aynı genetik çeşitliliğe sahip bir ormana girecek bir rahatsızlık, bir bakteri veyahut da bir belki başka bir hastalık tüm ağaçları ortadan kaldırabilir ama çeşitliliği fazlaysa, genetik çeşitliliği fazlaysa bazılarının bundan kurtulma olasılığı ve türlerini devam ettirme ihtimali her zaman vardır. İkincisi tür çeşitliliği, yani yosunlardan karaçamlara kadar, küçük mikroorganizmalardan balinalara kadar bütün canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder tür çeşitliliği. Bununla ilgili olarak dünyadaki mikroorganizmaları saymazsak eğer canlı tür sayısının 9 milyon civarında olduğu
düşünülmekte ya da tahmin edilmekte. Bunların hepsi henüz daha tam olarak tespit edilebilmiş değil, isimlendirilmiş değil ama 9 milyon kadar olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde tanımlanabilmiş tür sayısı yaklaşık 2 milyon civarında. Bunun da ancak %1'den azının ancak ekolojik ilişkileri ve ekosistemde oynadıkları rol tanımlanabilmiştir. Yani daha henüz yapılacak çok iş var bilim adamları tarafından. Bir üçüncüsü ekosistem, yani yaşam ortamı çeşitliliği. Biyolojik çeşitlilik de çok önemlidir demiştik. Yani yaşam ortamı farklı besin zincirlerinin ve çeşitli yaşam ortamlarının oluştuğu çeşitliliktir bu. Mesela kara ekosistemleri dersek ve su ekosistemleri diye ikiye ayırıyoruz. Kara ekosistemleri dersek çöl, orman, çayır, mera, tundra, vadi, dağ, mağara ekosistemleri diye isimlendirmek mümkün. Su ekosistemleri dediğimizde de bunu da ikiye ayırıyoruz. Tatlı sular ve tuzlu suların oluşturduğu ekosistemler. Son ikisi, yani okyanuslar ve denizler, tuzlu suları, bir de göllerin de bazıları, kimisi tatlı, kimisi tuzlu, kimisi sodalı bulunmaktadır. Göllerin ekosistemi, sulak alanların, bataklıkların, akarsuların ekosistemleri ve okyanuslarla denizlerin ekosistemlerinin ortamlarının farklı olması dolayısıyla çok farklı çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor olması söz konusu. Bu saymış olduğumuz ekosistemlerin Konya açısından, ülkemiz açısından da ayrı ayrı değerlendirmesini biraz sonra yapacağım. Neden önemli acaba biyoçeşitlilik? Bir kere temel ihtiyaçlarımızın karşılanması bu biyoçeşitlilikle ancak mümkündür. Mesela insanoğlu hayatını devam ettirebilmek için, enerjisini toparlayabilmek için hayvansal ve bitkiler gıdalara ihtiyacı var. Bu da biyoçeşitliliğin sonucudur. Ayrıca biyoçeşitlilik sanayiye de çeşitli ham maddeler sağlar. Mesela gıda sanayisi dediğimizde gerek bitkilerden elde edilen, mesela şeker sanayisi gibi ya da süt ürünleri gibi hayvanlardan elde edilen çeşitli ihtiyaçlarımızı oradan karşılarız. Sanayi açısından da önemlidir bu. Direkt karşıladığımız gibi gıdalarımızı bitkilerden ya da hayvanlardan. Sanayi açısından da önemli. Ayrıca sanayiye başka şekillerde de ham madde sağlar biyoçeşitlilik. Mesela işte giydiğimiz kumaşların gerek bitkisel ürünlerden elde ediliyor olması, pamuk gibi, keten gibi, biyoçeşitliliğin buradaki öneminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca biyoçeşitliliğin önemi atmosferdeki oksijen dengesini sağlar. Şimdi biz tropikal ormanları uzun yıllar boyunca işte dünyanın akciğeri olarak bildik, tanıdık. Fakat sonradan anlaşıldı ki tayga ormanları, yani kutba yakın da Kanada'dan başlayıp işte Avrupa'nın kuzeyinden devam eden ve daha sonra da Rusya'nın kuzeyinden ta Büyük Okyanus'a kadar devam eden bir kuşak, iğne yapraklı ağaçların, ormanların olduğu bir kuşak. Buraların çok daha fazla oksijen ürettiği sonradan ortaya çıktı. Fakat biz biliyoruz ki özellikle fitoplanktonlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar aslında dünyadaki oksijenin 1/3'ünü sağlıyor. Yani belki gözle göremiyoruz ama biyoçeşitliliğin bir başka türlerinden bir tanesi de fitoplanktonlar. Bunlar aynı zamanda hem atmosferin oksijen zenginliğini sağladığı gibi tabii oradaki balıklara, küçük balıklara, onları yiyen büyük balıklara da aynı zamanda besin zincirinin ilk halkasını oluşturuyor fitoplanktonlarla. Bir de zooplanktonlar tabii aynı zamanda bir taraftan da. Sağlığımızın teminatıdır biyoçeşitlilik. Mesela gıdanın yanı sıra, az önce bahsetmiştik gıdanın öneminden, bir de farmakolojik açıdan, yani ilaç sanayinde de birçok ilacın ham maddesinin bitkilerden ya da hayvanlardan elde edildiği biliniyor. Tabii sentetik olarak üretilenler de var muhakkak ama bitkilerden de çeşitli hastalıkların, yani kanserden tutun işte şeker hastalıklarına, diyabet hastalıklarına kadar bitkilerden elde edildiği bilinmektedir. Bir de tabii işte fitoterapi dediğimiz, aslında geleneksel olarak bir zamanlar hani koca karı ilaçları belki zamanında söyleniyordu ama bazı bitkilerin bazı hastalıklara iyi geldi. Artık günümüzde biraz da bilimsel açıdan
bitkilerden şifa aranması ve bulunması artık günümüzde çok da yaygın hale gelmiştir. Biyoçeşitlilik ekosistemleri dengede tutar. Ekosistemlerin içerisinde bireyler var, canlılar var. Bu canlıların varlığı ekosistemleri dengede tutar. Çok enteresan. Yani canlılar ekosistemleri dengede tutar. Canlıların ortadan kalkması ekosistemleri ortadan kaldırır. Ya da ekosistemlerin ortadan kalkması ya da bozulması bir taraftan da canlıların ortadan kalkmasına yol açar. Karşılıklı ilişki içerisindedir. Yani sonuç olarak biyoçeşitlilik aslında gezegenimizi yaşanabilir bir hale getirir. Yani şunu söylemek mümkün. Bir ülkedeki biyoçeşitlilik muhakkak önemli ya da oradaki türlerin korunması son derece önemli. Ama dünyanın herhangi bir başka yerinde meydana gelen bir türün ortadan kalkması hepimizi aynı zamanda üzer. Hepimizi yaralar. Çünkü bunlar sadece o ülkenin zenginliği değil, aynı zamanda tüm dünyanın zenginliğidir. O açıdan bakmak lazım. Biyoçeşitliğin kökenlerine bakalım. Neden işte kökeni nereden geliyor bu kadar çok çeşitliliğin ya da canlılığın? Bunun temelinde dünyanın oluşumu ve yaşından bahsetmemiz lazım. Yaklaşık olarak dünya 4.6 milyar yıl yaşında. Yani 4 milyar 600 milyon yıl önce dünya oluşa gelmiştir. Bu dünya oluştuktan bir müddet sonra ki 4 milyar yıldan biraz daha fazla bir zaman sonra ilk hücreler ya da en ilkel hücreler ortaya çıkmaya başlamış. 2 milyar yıl boyunca bunlar hayatlarını devam ettirmişler dünya üzerinde. Sonra işte çoklu hücreler ortaya çıkmaya başlamış, organizmalar ortaya çıkmaya başlamış. Bir müddet sonra işte denizlerde ve okyanuslarda son derece çeşitliliğin arttığını biliyoruz. Ve günümüzden de okyanuslardaki ve denizlerdeki bu zenginlikten sonra yaklaşık 450 milyon yıl önce artık karalarda ilk yaşam yani bitkiler oluşmaya başlamış. Karalarda bitkiler oluşmaya başlamış. Sonra zaman içerisinde bu bitkiler değişerek, gelişerek, çoğalarak, çeşitlenerek günümüze kadar gelmiş. Yani canlılığın ortaya çıkması, çeşitli jeolojik olaylar ve kıta hareketlerinden muhakkak bahsetmemiz gerekiyor. İşte kıta hareketleri, bu haritayı birçok yerde belki görmüşüzdür. Bir zamanlar yani 225 milyon yıl öncesinden dünya halinde tek bir parça idi. Buna da Pangea ismi veriliyordu. Şimdi dünyanın bu değişimini jeolojik devirler içerisinde incelemek lazım. Yani 4 milyar yıl boyunca bir karanlık çağ ya da çok fazla bilgi olmayan bir dönem geçirmiş dünya oluştuktan sonra. Son 500-600 milyon yıldır işte jeolojik çağlar başlamış. Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman diye. İçinde bulunduğumuz zaman dördüncü zaman artık. Nitekim buraya baktığımızda 225 milyon yıl önce yani birinci zamanın işte ortalarında dünya karaları oluşmuş ama tek parça halinde. Okyanusların ortasında, içerisinde tek bir parça halinde. Ama az çok sınırları buradan özellikle belirtilmiş. Yani bu kadar net belki zamanında değildi ama günümüze benzetilerek bu sınırlar çizilmiş. Sonraki haritaya baktığımızda 150 milyon yıl öncesinde. Bu da birinci zamanın artık sonları. İkinci zaman içerisinde. Burada dünya karaları ikiye ayrılmış. Kuzeydeki karalar Laurazya, güneydeki karalar da Gondwana isim veriliyor. Herhalde şu ok işaretini belki görüyorsunuzdur. İkisinin arasında da Tethys Denizi dediğimiz bugünkü Akdeniz'in atası olabilecek şu bölgelerde yani aynı zamanda Türkiye'nin de artık güney kesimlerini oluşturan bir deniz. Bu deniz hem kuzey karalarından yani Laurazya'dan hem de Gondwana'dan getirilen materyallerle, malzemelerle dolduruluyor bir taraftan. Bu arada Kuzey ve Güney Amerika birbirinden uzaklaşmaya şu an için ayrı durumda. Güneyde ise baktığımızda Antarktika, Avustralya ve Hindistan Yarımadası, şurada da Madagaskar var. Bu bölgelerden kopmuş
Üçüncü şeklimize baktığımızda, yani 100 milyon yıl öncesine baktığımızda ikinci zamana geliyoruz artık. İkinci zamanda Kuzey Güney Amerika hala birbirinden kopuk ama aynı zamanda Afrika ile Güney Amerika birbirinden uzaklaşmaya başlamış. Antarktika kopmuş, Avustralya ile henüz daha bitişik ama Hindistan bugünkü Hint Okyanusu'nda adeta yüzüyor ve kuzeye doğru yaklaşıyor. Tabii bu arada gerek Akdeniz'in atası dediğimiz Tetis'te ve gerekse bu Asya'nın güney kesimlerinde biriken malzemeler, materyaller var. İşte Hindistan karası Afrika'nın doğusundan kopup kuzeye doğru yaklaşıp Asya'nın güneyine adeta yamanmış. Tabii önündeki tortulları da önünde biriktirmek suretiyle bugün dünyanın en yüksek bölgelerini oluşturan Tibet Platosu dediğimiz, onun da içerisinde yer alan işte Himalayalar, Himalayaların üzerinde Everest Tepesi denizden en yüksek nokta olarak karşımıza çıkıyor. Yani Hindistan'ın karasının kuzeye doğru hareket etmesiyle. Tabii Anadolu da bundan nasibini almış aslında. Gerek Afrika kıtasının zaman içerisinde kuzeye doğru kayması ve aynı zamanda da Arabistan Yarımadası'nda kuzeye kayması neticesinde Anadolu da bir zamanlar suların altında genellikle tortul kütleler halinde biriken malzemelerin su yüzeyine çıkması, çıkarken de kıvrımlanması, bazı yerlerde kırılması neticesinde işte kıvrım dağlarımız ve kırıklı dağlarımız da ortaya çıkmış. Biraz sonra bundan biraz daha detay bahsedeceğiz. Buradaki yazılarda genellikle bu olaylardan bahsediliyor. Bu olayların neticesinde çeşitli yaşam şartlarının oluştuğunu, geliştiğini ve aynı ya da değiştiğini söylüyor. Şartlar değişirse bu yeni şartlara uyum sağlayabilen ancak türler hayatiyetini devam ettirebiliyor. Uyum sağlayamayanlar ya o bölgeden uzaklaşacak ya da türü ortadan kalkacaktır. Ya da yeni türler ortaya çıkmasına, şartlara uyum sağlayabilecek türlerin ortaya çıkmasına yol açacak. Şu anki tür sayısı dünya kurulalı beri var olan türlerin %1'inden bile daha azdır. Derler ki dünya kurulalı beri dünyada görülen tür sayısı yaklaşık 200 milyon tür görülüyor, çeşit görünüyor. Canlı çeşitliliği görünüyor. Ama belirli dönemlerde mesela birinci zamanın sonunda dünyada büyük bir yok oluş gerçekleşiyor. Derler ki o zamana kadar yaşayan canlıların %95'i ortadan kalkmıştır. Çünkü şartlar değişti. Geriye kalan %5'ten bugünkü canlılara doğru bir gelişim ve değişim söz konusu olmuştur. Bugün günümüzdeki tür sayısı yaklaşık 9 milyon. Bunun da ancak %20'si kadar isimlendirilebilmiştir. Mesela bu 9 milyon yaklaşık 400 bin tanesi ancak bitkilerden oluşuyor. Geri kalan mesela böceklerin sayısı çok fazla. Yaklaşık 3 milyon böcek olduğu söyleniyor ama bunun daha en fazla çeşitli böcekler. Böcek deyip de geçmemek lazım gerçekten. Ve aynı zamanda da son derece önemli. Zaman zaman belki aşağılama adına belki işte ismi kullanılıyor. Halbuki ekosistem içerisinde yeri çok büyüktür. Nitekim temanın ben biliyorum işte arıların ortadan kalkmamasına yönelik olarak çeşitli çalışmaları var. Ya da işte arı cinslerinin Kafkas arısı gibi çoğaltılıp halka verilmesi ya da üreticilere dağıtılması söz konusu. Çünkü böcekler aynı zamanda gelişen ekosistemin içerisinde, türlerin içerisinde çeşitli bitkilerin ortaya çıkmasında onların tozlaşması, polen yaygınlaştırılması, yönlenmesine yönelik büyük görevler ifa ediyorlar. 3 milyon türün içerisinde, 3 milyon böceğin içerisinde ancak 1 milyon kadarı artık biliniyor. Bir de şöyle bir şey vardır, yani bunu da söylemeden geçmeyelim. Bugün işte böcekler yeryüzünden kalksa, yeryüzündeki yaşam 50 yıl içerisinde sona erir diyorlar. Yani kelebeklerden tutun arılara ve diğer tüm böcekler bunun içerisindedir. Çok enteresan bir başka şey de söyleyelim. İnsanoğlu dünya üzerinden eğer kalkarsa 50 yıl içerisinde de dünya tekrar kendisini tamir ediyor. Çok enteresan. Yani böcekler mi daha önemli? İşte biz mi? Maalesef işte insanoğlu tahribat noktasında çok büyük şeyler yapıyor aslında.
Belki korumaya yönelik olarak çalışmalar da ama bunlar çok kısıtlı kalıyor. Evet, Türkiye'nin biyoçeşitliliği ana başlığımızın bir tanesi buydu. Neden acaba Türkiye'de biyoçeşitlilik bu kadar fazla? Nitekim şu aşağıdaki ifadeyi okursanız barındırdığı tür sayısı 12 bin civarında. Yani bu çok büyük bir rakam aslında diğer birçok ülkeye nazaran, mesela Avrupa ülkelerine nazaran. Sebebi de şu, dünyadaki çok büyük fitocoğrafik bölgeler var. Yani bitki coğrafyası bölgeler var. Tabii şimdi fitocoğrafik bölgeler diyoruz ama bu bitkilerden geçimini sağlayan faunayı, yani hayvanlar alemini de işin içerisine katmak lazım. Aynı şekilde birlikte düşünmek gerekiyor. İşte bunların içerisinde Anadolu'nun bulunduğu yere bakarsak bu üç büyük bitki bölgesinin tam da kesişme noktasında yer alıyor. Bunun bir tanesi işte yukarıda yeşil olarak gösterilen yer, Avrupa'nın batısından ta Asya'nın kusuna kadar, Büyük Okyanus'a kadar uzanan bir Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesi. İkincisi o dört numarayla gösterilen İran-Turan bölgesi derler. Yani Batı'yı içerisine alan, İran üzerinden bölgelerinden geçip Anadolu'ya kadar sokulan bir başka bölge var, çeşitli bölgesi var. Tabii bu durum, yani şu demek, Asya'nın ortalarında görülen türlerin birçoğu aynı zamanda Anadolu'nun içerisinde de görünüyor demektir bu. Bir başkası işte 5 numarayla gösterilen yer. Bu 5 numarayla gösterilen yer de Akdeniz'in çevresi. Akdeniz çevresi kendisine mahsus özellikleri olan bir bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip. Çünkü dünyanın çok özel bölgelerinde ancak buna benzer bitki çeşitliliği söz konusu. İşte baktığımızda, biraz daha yakın bir haritaya baktığımızda, Türkiye'nin kuzey kesimleri Avrupa-Sibirya bitki topluluklarının, iç kesimleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz İran-Turan bitki topluluğunun türlerine ev sahipliği yapıyor. Bir de Akdeniz kıyılarımızla Ege bölgesindeki Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde ise Akdeniz türleri hakim, yerleşmiş, ev sahipliğini yapıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Yani kuzeyden güneye doğru bir kesit alacak olsak, mesela işte Samsun'dan, Sinop'tan Akdeniz kıyılarımıza doğru uzanan, işte Anamur'a doğru uzanan bir kesit alacak olsak ve bu kesitin üzerinde bir seyahat rotası düzenlemiş olsak, rotayı gerçekleştiren kişi önce Avrupa Sibirya topluluğu örnekleri görecek ya da hayvan topluluğu örnekleri görecek. Yani Avrupa'nın en batısından, Fransa'dan, hatta işte İngiltere üzerinden gelip ve Avrupa'nın işte doğusuna, oradan Asya'ya, Asya'nın da işte en doğusuna kadar, Sibirya taraflarına kadar görmüş olduğu bitki türlerinin işte birçoğunu bu bölgede görmüş olacak. Sonra Karadeniz sıra dağlarını geçtikten sonra İç Anadolu bölgesine doğru inerken İran üzerinden, yani Orta Asya bölgesinden Çin'e kadar olan bir kısmın türlerini burada gözlemlemiş olacak. Sonra Toros Dağları geliyor. Toros Dağları tabii ve Kuzey Anadolu sıra dağları yer. Yalıtım da sağlıyor tabii. Sonra Toros Dağları'nı açtıktan sonra güneye bakan kesimlerinde ise bu sefer ta İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, ondan sonra Mısır'ın kuzeyi, Avrupa'nın güney kesimleri ve işte Suriye'nin, Lübnan'ın kıyı bölgelerinde görülen türleri de bu kısımlarda görmek, incelemek, izlemek mümkün olacak. Çeşitlilik bu şekilde, bu üç flora bölgesinin, bitki alemi bölgesinin kesişme noktasında olması hepsinden de örnekler taşımasına yol açıyor. Şurada biraz daha bir başka harita var. Nitekim buraya baktığımızda kuzey kesimde, Anadolu'nun kuzey kesiminde işte Avrupa-Sibirya türleri var. Bunlar da kendi içerisinde tabii işte doğusunda kolşik flora dediğimiz kolşik sektör, kendisine mahsus Doğu Karadeniz'in yine iklimlerine, özelliğine bağlı olarak gelişen bir bitki örtüsü topluluğu var. Batısında da öksin derler. Nitekim işte iç kesimde de Orta Anadolu bölümü kendisine mahsus. Bir de Doğu Anadolu bölümü var tabii, İran Turan bölümünün. Bir de Mezopotamya alanı var. Yani güneyindeki çöl bölgelerine açık bir alan, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Aşağıda Amanos Dağları üzerinden dikkat edersek, bir de Akdeniz bölgesini de ifade ettikten sonra buraya geçelim. Amanos Dağları üzerinden, Bolkar Dağları'nın üzerinden bak
Bakın Anadolu çaprazı dediğimiz bir Anadolu diagonali var. Bu farklı bölgeler arasında bariyer oluşturması dolayısıyla geçişleri zaman zaman kısıtlamış, aynı zamanda da birbirlerinden farklı gelişim sağlayan bölgeler oluşturmuş. Biraz sonra bu Anadolu çaprazından yine bahsedeceğim. Ve Türkiye'deki tür zenginliğine bakalım. 12 bin civarında bitki çeşidi var demiştik. Ya, Avrupa'nın yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare. 10 milyon kilometre karelik Avrupa kıtasında 12-13 bin. Yani neredeyse sadece Türkiye yaklaşık 814.500 kilometre karelik bir alanda 10 milyon kilometre karede görülen tür zenginliğine tek başına burada sahip görünüyor Türkiye. Mesela derler ki işte Avrupa'nın birçok ülkesinde çok daha fazla tür zenginliğimize sahibiz. Dünyada sadece belli bir bölgede yetişen endemik bitki sayısı açısından Avrupa'dan çok daha fazla çeşitliğe sahiptir Türkiye. Bu konuda dünyanın birkaç bölgesi arasında bulunuyor. Bu 12 bin civarındaki bitki çeşidimizin de üçte biri endemiktir. Yani bize mahsus. Yani Türkiye siyasi sınırlarının içerisinde sadece bizim buralarda görülen yaklaşık 4 bin kadar türümüz var. Türkiye'deki biyoçeşitliğin coğrafi temellerine bakalım. Paleocoğrafya, yani dünyanın genelinden bahsetmiştik ama Türkiye'den de yine birazcık bahsedeceğim. Jeolojik olaylar var, coğrafi konum var, iklim var, yüzey şekillerin çeşitliliği ve erozyon. Erozyona da özellikle değineceğim. Biraz sonra biyoçeşitlilik açısından nasıl bir öneme sahiptir. Paleocoğrafik açısından baktığımızda dünyanın içerisinde yer alan Avrupa, Afrika ve Asya'nın birbirine en çok yakın olduğu bir yerde yer alan bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Yaklaşık 30 milyon yıl öncesinin bir coğrafyası burası. Şöyle bir bakıyoruz. Burada işte henüz daha Anadolu tam olarak şekillenmemiş. Çok farklı kıta hareketleri söz konusu. Afrika kuzeye doğru yaklaşacak. Orada Arabistan Yarımadası sıh sıh olarak görülüyor. Yükselmeye başlamış. Bir müddet sonra suyun yüzeyine çıkacak. Sonra Anadolu'nun altına doğru bu Arap levhası dediğimiz Arabistan platformu kıta hareketlerinden dolayı altına doğru girecek ve Doğu Anadolu bölgesini adeta yükseltecek. Ve aynı zamanda aradaki kıvrımlar da, yani tortul kütleler de Güneydoğu Anadolu sıra dağlarını oluşturacak. Doğu Anadolu sıra dağlarını oluşturacak. Ve Doğu Anadolu bölgesi komple toptan bir yükselmeye maruz kalacak. Bu arada tabii Batı Anadolu, Ege tarafları ise adeta bir elin parmakları gibi böyle açılacak. Açılırken de bazı bloklar düşecek aşağıya. Bunlara işte graben diyoruz. Yukarıda kalanlar da horslar. Yani yukarıda kalanlar denize dik uzanan dağlar, dağların arasındaki aynı zamanda çöküntü alanları, ovaları da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Buzul dönemleri dünya sadece çok zaman içerisinde çok farklı buzul dönemleri geçirmiş ama sadece dördüncü zamanda, yani son 2 milyon yıllık bir dönemde 4 kere iklimde soğuma, aynı zamanda da buzul arası dönemleri dediğimiz bir de ılıdı, ılımanlaştı dönemler var. Bu dönemlerde Türkiye şöyle etkileniyor. Avrupa'nın neredeyse ortasına kadar ve büyük bir kısmı buzullar tamamen deniz seviyesi bile buzulların altında kalmış. Nitekim Kuzey Amerika'da aynı şekilde, Sibirya'nın, Asya'nın da iç kesimleri komple buzullar altında kalmış. Anadolu buradan aslında tamamen her tarafı buzullarla kaplanmış değil. Çünkü konumu itibariyle biraz daha güneydeyiz biz bu saymış olduğumuz ülkelere nazaran. Fakat dağların tepesindeki takke buzulları dediğimiz buzullar aşağılara doğru sarkmış. Yani alanları biraz daha genişlemiş. İşte bu dönemlerde özellikle Avrupa'dan, Sibirya'dan buzulların önü sıra gelen ya da soğuğu seven diyelim bitkiler Anadolu'ya doğru göç etmişler. Dağlarımızın belirli yerlerinde kalmışlar. Tabii buzullaşma aynı zamanda sulak alanların da çok olmasına yine sebep oluyor. Ve bu buzullaşma dönemlerinde kuzeyden gelen türler Anadolu'ya yerleşiyor. Hayvanlar da dahil olmak üzere. Tabii bitkiler de aynı şekilde. Ama buzul arası dönemlerde ise bu sefer sıcak iklimler ile kuzeye doğru ilerlediği için Anadolu'nun içlerine doğru bu sefer sıcak iklim elemanları buralarda yerleşiyorlar.
Fakat bunlar çekilirken, buzullar çekilince ancak çok özel alanlarda o bitkilerin kalıntılarını hala biz rastlıyoruz ki bunlara da relikt türler diyoruz. Yani aslında buralı değil, Anadolu'lu değil, başka yerden gelmiş, gerek tropikal bölgelerden, gerekse işte soğuk bölgelerden gelmiş ama uyumları bulduğu daracık yerlerde, kuytu yerlerde öyle söyleyelim, bunlar yerleşmiş. Bu da tabii bizim relikt kalıntı bitki türlerimizi arttırıyor. Bu Türkiye'nin jeoloji haritası. Şunun için koydum, yani çok karmaşık görünüyor. Ama buradan şunu bakabiliriz, aşağıdaki lejanttan baktığımızda aşağıdaki lejantta Türkiye'nin bütün jeolojik dönemlerinde kalma bazı olaylar var. Yani birinci zamana ait araziler var. Mesela birinci zamana ait araziler şu kuzeybatı Anadolu'da, şu Zonguldak, bakın şu renklerle göstermiş. Burada benekler halinde görebiliyorsunuzdur siz. Bir de İstanbul Yarımadası'nda görüyorsunuz. Yani birinci zamanın özellikle karbonifer devrinde, öyle söyleyelim, iklim bu bölgelerde şu arazilerin olduğu kısmı, bunlar belki işte su yüzeyindeydi o zaman. Her yer su yüzeyinde değildi. Anadolu tam ortaya çıkmamıştı. Ama bu noktalar su yüzeyindeydi. Bu su yüzeyinde de karbonifer devrinde sıcak ve nemli bir iklim vardı. Bitki örtüleri çok hızlı gelişiyor ve çok gür oluyor. Bunlar zaman içerisinde sular altında kalmak suretiyle bugünkü taş köyü oluşturuyor mesela Zonguldak civarındaki. Başka ikinci zamana ait araziler, burada ikinci zamana ait araziler yeşil ve mavi renklerle görünüyor. Yeşil ve mavi renkler ikinci zamana ait. Üçüncü zamana ait renkli. Ondan sonra Akdeniz bölgemizde, İç Anadolu bölgemizin büyük bir kısmında, yani üçüncü zamana ait de araziler bunlar. Bir de dördüncü zamana ait araziler var. Mesela işte Çukurova Deltası'nı görüyorsunuz, gri renkle göstermiş. Hemen hemen tüm deltalarımız böyle. İşte Bafra Çarşamba ovalarındaki deltalar. Ayrıca akarsularımızın boylarındaki Büyük Menderes, Küçük Menderes'te görülen gri renkli, bunlar deltalar. Yani içinde bulunduğumuz zamanda çevreden getirilen, erozyonla getirilen ve düzlük yerlere serilen, İç Anadolu bölgesinde Konya civarında var gri renkler. Bakın buralarda yine dağlardan getirilen unsurların buralara yayılması. Alüyon diyelim, yani bir çeşit alüyon bunlar. Tuz Gölü'nün çevresinde var alüyonları. Kimisi eski alüyon, kimisi de yeni alüyon. Kırmızı renkli olanlar Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, bakın volkanik araziler. Yer yer kırmızı benekler görüyorsunuz. Yani volkanizma da çok söz konusu Anadolu'da. Başkalaşım var. Mesela Batı Anadolu, Güneybatı Anadolu bölgemizde, Batı Anadolu bölgesinde, Menderes bölgesinde, büyük küçük Menderes'inden geçtiği buralar başkalaşım kütleleri. Yani sıkışmanın, sıcaklığın ve basıncın tesiriyle bambaşka hale gelmiş kayaçlar. Kayaç çeşitliği çok fazla. Hem tortullar var, hem volkanik araziler var, hem başkalaşım kayaçlar var. Bunların her birinin parçalanması, dağılması, belli yerlerde birikmesi neticesinde toprak çeşitliliği, çünkü ana kayadan oluşuyor o toprak, farklı karakter. Bunlar söz konusu Türkiye'yi çeşitlendiriyor. Başka kırmızı çizgilerle bindirmeler ve aynı zamanda fay hatları var. Yani baktığımızda aslında bu biyolojik çeşitlilik açısından nasıl bir müze, aynı zamanda dünyada görülen tüm jeolojik olayları bu daracık coğrafyada izlemek mümkün. Dünyada görülen tüm jeolojik olayların bir arada göründüğü bir jeoloji müzesini andırıyor adeta Anadolu'nun varlığı. Evet, coğrafi açıdan, coğrafi konumundan bahsedeceğiz. Anadolu'nun neden acaba biyoçeşitliliği bu kadar fazla? Çünkü coğrafi konumundan bahsetmezsek olmaz. Nitekim ön coğrafi konum bizi ikiye ayırıyoruz. Özel konum ve matematiksel konum olmak üzere. Konum şu arkadaşlar, dünya üzerinde, küre olan dünyanın üzerinde bir yer tarifidir aslında. Neresinde? Bu kürenin üzerinde neresinde olduğunu ancak iki yolla bulmak mümkün. Ya çevresindeki bir yere göre tarif edeceğiz, şuranın güneyinde, şuranın kuzeyinde diye, ya da işte enlemler ve boylamlar yoluyla tarif edeceğiz. İşte baktığımızda Anadolu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı bir yerde bulunmakta. Eski dünya karaları diyoruz biz bunlara aynı zamanda. Buralar eskiden beri var.
Dolayısıyla eski medeniyetlerin, kültürlerin yaşadığı bir yer. Anadolu üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz, Ege, Akdeniz var. Şöyle bir baktığımızda adeta gerçek manada bir köprü gibi. Yani sadece kültürel bir köprü değil ya da işte klasik manada bir köprüye benziyor. Karadeniz ve mesela Akdeniz'i bir bütün deniz olarak kabul edersek onun üzerine adeta atılmış bir köprü vazifesi görüyor. Tabii bu köprü vazifesi işte doğudan batıya geçiş. Bu karayolları da olabilir. Muhakkak demir yolları da olabilir ama aynı zamanda bitki yolları, hayvan yolları da olabilir biyolojik açıdan. Ya da kuzeyden güneye geçiş boğazlarımız vasıtasıyla yani denizler yoluyla yine Anadolu üzerinden olması gerekiyor. Tabii şimdi yakın çevremize baktığımızda, siyasi açıdan baktığımızda işte Kafkaslara komşu olması, aynı zamanda Orta Doğu'ya komşu olması, Balkanlara komşu olması, buraların da tarihten günümüze hep karmaşa içerisinde olan yerler olması dolayısıyla bir başka sonuçları da var Anadolu'nun bu konunun. Ama bizimki, bugünkü konumuz biyolojik çeşitlilik. Bu da matematiksel konum. Matematiksel konum arkadaşlar başlangıç meridyenine, ki başlangıç meridyeni İngiltere'de geçiyor. Başlangıç meridyenine olan uzaklığın açı cinsinden değeridir bizim boylam derecemiz. Yani işte başlangıç meridyeni sıfır olarak kabul edersek 26 doğu ve 45 doğu meridyenleri arasında şu yukarıdan aşağı iki çizgi çekersek 26. ve 45. meridyen. Bunun Türkiye açısından en önemli şeyi sonucu saat farklılığıdır. Yerel saat farklılığıdır. Biz tabii ulusal saat kullanıyoruz ama her yerde şu anda saat kaçsa herkesin saati aynısını gösteriyor. Ama ezani saatler dediğimiz saat farklılarını gösterir. Yani en doğusuyla en batısı arasında 1 saat 16 dakikalık. Çünkü 26-45 19 meridyen var. Her meridyen arası 4 dakika. Bu da 76 dakika yapar. 1 saat 16 dakikalık bir zaman farkı var. Yani işte 3 aylara girdik. Hepimize kutlu olsun. Ramazan ayı geldiğinde biraz daha tabii akşam vaktini hep takip edeceğiz. Akşam ezanının okunmasını. En doğu ucunda o akşam ezanı iftar vakti açıldıktan 1 saat 16 dakika sonra en batı ucunda açılıyor. Ya da güneş doğduktan 1 saat 16 dakika sonra en batı ucunda açılıyor. Bir de paraleller var tabii. Ekvator bu sefer dünyayı ikiye ayırmış. En şişkin yerinden geçiyor. Bunun biz kuzeyindeyiz dikkat ederseniz. Kuzey paralelleri dersek biz kuzey yarımkürede. Doğu meridyenleri dersek bir de doğu yarımküredeydik zaten. Kuzey paraleller deyince kuzey yarımküresindeyiz. 36-42 kuzey paralellerinin arasındayız. Bir dikdörtgene benziyor Türkiye'nin şekli. Bu demektir ki 36-42 6 tane meridyen geçiyor. Bunun da sonucu enlem farklılığıdır. Yani enlemsel olarak biz ne çok soğuk ne çok sıcak bölgedeyiz. Bir kere 45 derece kuzey paraleli dünyanın işte ekvatorla kutbun tam ortasıdır. Biz demek ki ortanın birazcık güneyindeyiz 36-42 denine göre. Yani orta ılıman kuşaktayız. Bunun bazı sonuçları var. Bir kere 4 mevsim birlikte görünüyor. Yani 4 mevsimde bir yılın içerisinde görünür. Ama kuzeyde yaşayan ülkelerde sadece kış mevsimi ya da ekvatoral bölgede yaşayan ülkelerde sadece yaz mevsimi görülür. Fakat orta kuşaklarda güneşin ışınlarının düşüş açısına bağlı olarak belirli dönemlerde farklı iklimlerin ortaya çıkması söz konusudur. Bu da tabii aynı zamanda hem tarım ürünlerimize hem de doğal bitkilerimize ve hayvanlarımıza, bitki örtüsüne ve hayvanların çeşitliliğine muhakkak etkisi olacaktır. Bir başka özellik 36-42 dediğimize göre o zaman kuzey yarım küresindeyiz. Kuzeye doğru çıkıldıkça yıllık ortalama sıcaklıkların düştüğünü göreceğiz. Türkiye'de de bu hissedilecek muhakkak. Bütün bunların neticesinde Türkiye'de 3 iklim bölgesi var. Birincisi Karadeniz, işte Akdeniz ve İç Anadolu karasal iklimi. Bu haritada karasal iklimi de kendi içerisinde 3'e ayırmış. Yani İç Anadolu karasal, Doğu Anadolu karasal ve Güneydoğu Anadolu karasal iklimi olmak üzere. Şimdi biz bölgelerimizi de zaten Anadolu'nun işte denize kıyısı olan bölgelerimizi o denizin ismiyle açıklamışız. Yani Karadeniz bölgesi, işte Marmara bölgesi,
Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, bu denizlere kıyısı olan alanları coğrafi olarak da isimlendirilmişiz. Anadolu'nun da aynı zamanda iç kısımlarına İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'suna Anadolu'nun doğusuna Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu'suna da Güneydoğu Anadolu bölgesi demişiz. Nitekim karasal iklim aslında çok daha geniş yerler tutuyor dikkat ederseniz, fakat bölümlere ayrılıyor. Neden? Birbirinden farklı özellikler gösterdiğinden dolayı. Tabii bu makro alanda iklim. Bir de bunların içerisinde geçiş iklimleri var. Mesela işte Marmara bölgesinin belli bir kısmında işte Akdeniz iklimi görülür. Belli kısmında, Karadeniz'e yakın olan kısmında bu sefer Karadeniz iklimleri görünüyor. Dolayısıyla burası bir geçiş alanı. Akdeniz ikliminin içerisinde de aslında kendisine ait dar alanlarda mikroklima alanları dediğimiz bölgeler var. Mesela işte göller yöresi dediğimiz Akdeniz bölgesinin içerisinde yer alan kendine mahsus özellikleri, bitki örtüsü, iklimi farklı olan bir bölge var. Burada göllerin çok olmasından kaynaklı. Aynı zamanda da iç bölgelerle, yani karasal iklimle Akdeniz iklimi arasında bir bölge. Yani ne tamamen Akdeniz iklimini özelliklerini gösteriyor, ne tamamen İç Anadolu bölgesinin ikliminin özelliğini gösterir. İkisinden de parçalar almış biraz. Nitekim Akdeniz'in içerisinde yer yer yine böyle mikroklima alanları var. Karadeniz'in mesela içerisinde Çoruh Kelkit vadilerinin boylarında Akdeniz ikliminin görüldüğü ya da Akdeniz elemanlarının bitki örtüsünün görüldüğü ya da zeytinin yetiştiği ya da bazı yerlerde işte turunçgillerin yetiştiğini hep duyarız. Ya da işte Iğdır bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin en doğusunda yer alan Iğdır'da işte pamuk bitkisinin yetiştirildiğini, sanki Akdeniz ya da Güney Anadolu bölgesindeymişçesine böyle mikroklima alanlarının varlığı. Bu mikroklima alanlarının varlığı da bitkilerimizi aynı zamanda çeşitlendirecek. Tabii şimdi sıcaklığa baktığımızda bir karasal iklimler, bir de denizel iklimler var. Deniz kıyılarında denizel iklim. Özelliği ne? Ilıman. Yani yazları da, kışları da, gece de, gündüz de sıcaklık farkı çok fazla değil. Ama karasal iklimlerin özelliği gece ile gündüz arasındaki ya da yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek. Bu karasallığın bir özelliğidir. İç Anadolu karasallığından itibaren Doğu Anadolu bölgesine doğru gidildikçe işin içerisine bir de yükselti giriyor. Yükselti de iklimi daha da karasallaştırıyor. Çünkü yükseklerde, atmosferin yüksek kısımlarına doğru yaklaşıyoruz çünkü. Dağların yamaçlarından yükseldikçe. Buralarda artık havadaki nem oranı giderek düşüyor. Yani kıyılarımızdaki nem oranının fazlalığından dolayı gece gündüz arasında sıcaklık farkı düşükken, Doğu Anadolu bölgesindeki yükseklere doğru çıkıldıkça atmosferdeki nem oranı çok çok daha fazla düştüğünden dolayı buralarda karasallık çok daha şiddetli hissediliyor. Yani yağışlar kıyı bölgelerimizde yağmurken iç bölgelerimizde, Doğu Anadolu bölgesinde kara dönüşüyor ve uzun sürüyor kar yağışları. Bir başka özellik yağışın bir de mevsim farklılığıdır. Denizel iklimlerle işte karasal iklimler arasında. Mesela Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı ama birazcık daha fazla yağışlı. Akdeniz ikliminde yazlar kesin kurak. Bitki örtüsü zaten buna uygun olacak. O hale gelmiş olacak. Kışları çok yağışlı. İç bölgelerimizde, İç Anadolu bölgesinde yağışlar ilkbahara doğru kaymış. Kışın yine kar yağışı, ilkbaharda yağmur yağışları, buna konveksiyonel yağışlar diyoruz. Doğu Anadolu bölgesine doğru gidildikçe, o da karasal olmasına rağmen, aslında İç Anadolu bölgesinde Nisan-Mayıs aylarındaki yağış miktarının çok olduğu dönem, Doğu Anadolu bölgesine doğru gidildikçe artık Haziran'a, Temmuz'a doğru kayıyor. Yani yaz yağışlarına doğru kayıyor. Yaz yağışlarının fazla olması sıcaklıkla birleştiğinden dolayı Doğu Anadolu bölgesinde insanın içerisinde kaybolabileceği çok yüksek boylu otların çok olmasına yol açıyor ki bu da Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığın, büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasına da yol açıyor. Evet, yüzey şekillerimiz çok çeşitli gerçekten. Şöyle bir baktığımızda daha çok hakim renk kahverengi ve tonlar. Yani buralar yüksek demek istiyor. Buralar deniz seviyesine göre yüksek. Buradan itibaren başlayıp doğuya doğru gidildikçe rengin koyulaştığını görüyoruz. Demek ki batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklikler artıyor. Aynı zamanda Kuzey Anadolu dağları var, Güney Anadolu dağları var. İç Batı Anadolu eşiği dediğimiz İç Anadolu bölgesiyle Ege arasında, bakın şuradaki
kahverengi bölgeler var. İç Batı Anadolu eşiği ya da yükseltisi diyoruz biz buraya. Türkiye yüksek bir ülke. Öyle ki eğer yüksekteki dağları, çukurlukları dolduracak olsak derler ki işte deniz seviyesinden itibaren 1132 metre yüksekliğinde bir düzlük elde eder. Bu yüksek Avrupa'dan çok çok fazla. Avrupa'nın ortalama yükseltisi yaklaşık 330 metre. Asya ki işte Himalayaların olduğu, aynı zamanda Tibet platosunun olduğu, dünyanın damı derler oraya. En yüksek yerlerdir buralar. Asya'dan bile çok daha fazladır Anadolu'nun yükseltisi. Adeta bir kartal yuvasını andırır. Tabii böyle dümdüz değil. Batıdan itibaren doğuya doğru gidildikçe yükselti kademeli bir şekilde artıyor. İç Anadolu bölgesi işte ortalama 1000 metre civarında bir çukurluk, kuzeyine, güneyine, doğusuna ve batısına bakacak olursak. Ve bu yükseltilerin arasında çukur alanlar var. Yani koyaklar var. Buralar aynı zamanda hem şehirlerimizin kurulduğu yerler buralar, aynı zamanda da bazı türlerin artık sığınabildiği yerler. Korunabildiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. Yükselti tabii bakış şartlarıyla, yani güneşe bakan tarafla bir dağın bakmayan taraflarını da birlikte düşünmek lazım. Türkiye'de kuzey yarımküresinde olmamızdan dolayı güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlardan biraz daha fazla ısısı, sırt kurutulması biraz daha fazla olur. Yüzey şekillerinde çeşitliliğinden bahsettikten sonra Anadolu'nun şekillenmesine dönüyoruz. Demin bahsetmiştim, Anadolu diagonali ya da çaprazından bahsetmiştim. Kuzey Anadolu'da sıra dağlar var. Kuzey Anadolu sıra dağları, bunlar pontitler de diyorlar. Güney Anadolu sıra dağlarında toritler deniyor. Ve buralarda az önce bahsettiğim gibi çok sayıda bölme var. Çeşitli bitkilerin ve hayvanların sığınabileceği, yaşayabileceği, türünü devam ettirebileceği, belki de türünden daha farklı bir genetik özellikler kazanabileceği kompartımanlar var. Ve aralarda da bariyerler var. Dağlar bir bariyer, zirveler öbür taraftaki bir çukur alana göre bariyer oluşturur. Ve iki birbirine komşu dağın iki tarafındaki çukur alanda birbirinden farklı türler gelişebilir zaman içerisinde. Başka bariyerler de var, biraz sonra bahsedeceğim. Yüksek dağlar bunlardan bir tanesi. İşte bir başka haritada şunu görüyoruz. Batı Karadeniz dağları, Doğu Karadeniz dağları, Toroslar var güneyde. Ondan sonra İç Batı Anadolu eşiği dediğimiz Batı Anadolu dağları var. Binboğa dağları, Munzurlar, Palandöken ve Karga Pazarı dağları az önce bahsetmiş olduğunuz çaprazı oluşturuyor, diagonali oluşturuyor. Burası adeta bakın Güneydoğu'dan gelen çöl elemanlarının gelip bu bölgelerde yayılması, doğudan İran üzerinden de geliyor çöl elemanları. Bakın Kuzeydoğu bölgesinde Sibirya elemanları geliyor. Bu dağların, işte Kafkas dağlarının üzerinden, Kuzeydoğu Anadolu'daki bu dağların üzerinden geçip Sibirya elemanları sokulabiliniyor. Batıdan boreal elemanlar diyoruz. Boreal yani iğne yapraklı ormanların elemanları ve ona göre de hayvanları tabii. Bir de boreal elemanlar doğudan giriyor. Yani Kafkas dağlarının işte kuzey ve batıya bakan kıyılarından itibaren bizim Doğu Karadeniz kıyılarımıza girmiş. Akdeniz elemanları Batı Anadolu'da ve Güney Anadolu'da Akdeniz bölgesinde işte Amanos dağlarının hemen denize bakan kesimlerinden itibaren gelip bizim işte Mersin Körfezi, Antalya Körfezi'nin civarındaki alanlara yayılış gösteriyor. Erozyon tabii madem temanın bir etkinliği bu, temanın da birincil görevlerinden bir tanesi de erozyonla mücadele. Erozyon acaba nasıl çeşitliliği arttırıyor, biyoçeşitliliği? Bunun üzerine duralım. Şu haritaya bak, fotoğrafa baktığımızda burası bir erozyon neticesinde oluşmuş bir dere yatağı. Ve erozyon şu, toprağın yüzeyinin süpürülmesi. Yani ne olabilir? Rüzgarlar olabilir, buzullar olabilir, bir de akarsular olabilir tabii. Süpürülüp, taşınıp, belli yerlerde biriktirilmesi demektir. Tabii doğal erozyon var, bir de insan eliyle hızlandırılmış erozyon var tabii. Mücadele etmemiz gereken hızlandırılmış erozyon, bir de doğal erozyonu mümkün mertebe yavaşlatmak. İşte erozyon neticesinde oluşan akarsular bir de derine, yani yüzeyi süpürdüğü gibi, bir de derine, vadinin tabanına doğru bir kazma işlemi yapar. Bir müddet sonra vadinin iki tarafı
birbirinden uzaklaşır. Yani burası geliştikçe hem derinlik artacak, bazen 300, 500, belki bazı yerlerde işte kanyonlar dediğimiz 1000 metre derinliğe kadar ulaşan yerler var. Ve aynı zamanda arası da iki vadinin yamaçlarının arasındaki mesafede giderek artacak. Dolayısıyla bir bariyer de akarsuların kendisidir. Yani bu iki yamaçtaki canlı çeşitliliği zaman içerisinde birbirinden farklı gelişecek ve çeşitlenecektir. Anadolu adeta işte maalesef biraz da ürünlerimizin verimliliğini düşürüyor olmasından dolayı, bir taraftan erozyonla mücadele ediyoruz tabii. Tarım alanlarındaki verimsizlik büyük problemlerden bir tanesi. Fakat çeşitliliğin arttırılması, yani biyolojik çeşitliliğin artmasında da erozyonun büyük bir rolü olmuş. Özellikle çeşitli bariyerler oluşturmak suretiyle türlerin, mesela diyelim ki bu vadi çok genişlemiş olsa, bir çekirgenin bir taraftan öbür tarafa zıplaması pek de mümkün olmayacak. Dolayısıyla vadinin iki farklı tarafında farklı türler gelişmeye ve oluşmaya başlayacak. Bakın burada diyor ki toprağı bölümlere ayırır zaten. Bunun için bitki ve hayvan topluluklarını yalıtır ve evrimsel çeşitlenmeye de zemin hazırlar. Kısa mesafelerde derin yarıklar oluşur. Kısa mesafelerde değişik toprak çeşitlerini oluşturmaya sebep olur. Belirli bölgeler bir çeşit süpürülerek kara ya da nehirlerde iki topluluk arasında geçişler koparılır. Bariyerler oluşur. Değişik bileşimli su birikintileri oluşur. Tabii erozyon neticesinde tabii bu akarsuların ulaştığı yerler, işte denizler ve okyanuslar, aynı zamanda buralarda da işte delta ekosistemlerinin oluşturmasına da bir başka hizmet etmiş olur. Tabii bazı akarsular göllere katılır. Bu göllerde de işte sucul ekosistemleri geliştirir. Demin bahsetmiştim. Türkiye'nin yaşar ortamları ya da ekosistemleri, işte bozkır ekosistemi. Birazcık hızlı geçeceğim burayı. Bozkır ekosistemleri. Yani biz her ne kadar İç Anadolu bölgesinde, Konya'da yaşıyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesinden gelen öğrenci arkadaşlarımız, işte burada hocam nasıl iş, işte hiç ağaç yok diyorlar belki, ama şartlar belki onu getirdi. Ama ağaç yok, ama özellikle ilkbahar aylarındaki yağışlarla, havaların ısınmasına bağlı olarak adeta rengarenk bir halı görünümünü alır bozkır. Çok çeşitli, çok farklı, yani Karadeniz bölgesinden bile çok daha fazla çeşitte bitki türü vardır bozkırın içerisinde. İç Anadolu bölgesinde ama tabanı, ova tabanı maalesef antropojen sebeplerden dolayı İşte buralarda biraz da bitki örtüsünden mahrum edilip bozkırlaşmış, stepleştirilmiş, ama yamaçlarda doğal bozkırları görmek mümkün ve bozkır elemanları gerek bitki ve hayvan çeşitliliğiyle karşımıza çıkıyor. Zaman zaman böyle görüntülere belki sizler de rastlamışsınızdır. İlkbahar ayları geldiğinde muhakkak rengarenk çiçekleri de izlemek mümkün. Genellikle tuzcul bozkırlar civarında, Tuzgül Havzası'nda çok farklı ve dünyanın başka yerlerinde görünmeyen bazı nadir türlerimiz var. İşte Konya Bozdağlar'da koruma altına alınmış işte yaban koyunu dağ bozkırlarının en önemli türlerinden bir tanesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ceylan, çizgili sırtlan, varan dediğimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinde maalesef uzun yıllar boyunca görüldüğü yerde yöre insanı tarafından öldürülmüş, çok zararlı zannedilmiş. Biraz korkutucu görüntüsünden dolayı. Halbuki hiçbir zararı yok insanlara. Aksine faydaları var. Son zamanlarda anlaşıldı ve korumaya alındı. Yine bazı sivil toplum kuruluşu tarafından, işte orada çalışan gönüllüler tarafından. Geleni belki, işte gelengi diyorlar buna. Seyfe Gölü civarında olduğu gibi aynı zamanda işte Konya bozkırlarında da bazen yollarda, belirli zamanlarda tabii, işte yolun bir tarafından bir tarafa koşarak geçtiğini falan belki sizler de görmüşsünüzdür. İki ayağın üzerinde dikilir. Çok sevimli hayvanlar. Ormanlarımız var Anadolu sahnesinde ve bu ormanlar çok farklı canlı türlerine ev sahipliği yapar. Aynı zamanda ormanlarımız relikt, yani kalıntı bitkilerin de aynı zamanda saklandığı ve hayatiyetlerini devam ettirdiği bir yer. Maalesef çok fazla yaygın değil ormanlarımız. Yani Türkiye'nin dörtte biri ancak ormanlarla kaplı. Ama mevcut ormanlarımız da çoğu bozuk ormanlar derler.
Fakat bazı türlerde görmek mümkün. Mesela Karadeniz bölgesinde işte kayın, göknar vesaire. Tuz Gölü etrafında tuzcu bozkırların hemen birkaç yüz kilometre ötesinde Doğu Karadeniz'de mesela işte yoğun orman örtüsüyle yağmur ormanlarını görmek mümkün. Yine Karadeniz'den orman altı bitki örtüsü, orman gülü. Buralarda yaşayan karacalar ormanların kenarında içinde kara ağaç kakan. Doğu ve Orta Anadolu'da meşe türleri ama kuru ormanlar oluşturur çünkü yağış son derece az. Yüksekçe kesimlerde karaçam ormanları, sarıçam ormanları yer yer. Bu ormanlarda yaşayan kara akbaba gibi nadir türlere ev sahibi yapar ormanlar. Ege'de işte Kızılçam, Akdeniz bölgesinde tabii Kızılçam. Onların tarif edildiği yerlerde makiler görünecek. Torosların yüksek yerlerinde Toros göknarı, bakın Toros'a mahsus ve Toros sediri, sağdaki sedir ağacından bir görüş. Bu Ege'de Karaçamların yanı sıra aşağı kesimlerde sığla ağacı, Liguiodamber orientalis, yani Latincesi Liguiodamber, likit sığ demek biliyorsunuz, amber de mis koku demektir arkadaşlar. Buradan bir fotoğraf koydum. Ağacın gövdesinde bu şekilde çizikler oluşturma. Ağaca da çok zarar vermemek adına çizikler atılıyor. Bu çizik ağaç kendisini korumaya almak amacıyla işte bir sıvı salgılıyor. Bu sıvı da işte sığla yağı elde ediliyor bundan. Sığla ağacı Muğla ve civarında. Bu da bir relikt aslında. Yani yaşama alanı aslında burası değil. Sonradan gelmiş tropikal bir iklimsel dönemde buralara yerleşmiş. O iklim değişmiş ama çukurda kalan yerlerde korunmuş. Alageyik zaman zaman şiirlere konu olmuş, türkülere, filmlere konu olmuş. Ama yok olmak üzere koruma altında. Küçük sıvacı kuşu, yüksek dağlarda, işte Toroslarda, Bolkar dağlarında, Toros kurbağası, bazı göllerde. Arkadaşlar her göl kendine mahsus ekosistemi var. Birkaç kilometre uzağındaki bir gölün içerisinde yaşayan canlılarla, çünkü arada yine kara bariyeri var. Birbirinden farklı türleri yaşam alanına konu eder. Bu bir memeli türü Bolkar Dağları'nda buraya mahsus. Kaya uyuru diyorlar buna. Engel boynuzlu dağ keçisi. Ur keklik, kuş tavuğu, et makiler kendine mahsus özellikleri var demiştik. Akdeniz'in özellikle Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerde bir daha çam bitkisi çıkmadan ortamı işte makiler sarıyor, çalılar sarıyor. Solda gördüğümüz zakkum. Sağda da zeytin ağaçları. Zeytin ağaçları dünyanın en fazla yaşayan canlılarından. Makinenin özelliği işte Akdeniz iklimine kendisini uydurmuş. Kışın yağmur var, hava ılık. Kar yağışı yok belki ama yazın olağanüstü bir dönem var. Belki 3 ay boyunca bir tek damla yere düşmüyor. Dolayısıyla bu 3 ay boyunca suyu bulamayan bu canlılar, bu bitkiler ancak suyu bünyelerinde hapsetmek zorundalar. Buharlaşmayı azaltmak için yaprakları, küçük zeytin yaprağını düşünürseniz ve aynı zamanda bu yaprakların üzeri ya tüylü ya da sert bir adeta kitin gibi tırnağımdaki işte bir katı maddeyle neredeyse kapatılmış. Buharlaşmanın şiddetini de düşürmüş. Amaç bu. Canlı çeşitli açısından son derece zengin. Göllerimiz ayrı bir ekosistem. Sağda turna, solda gördüğümüz flamingolar. Kimi tatlı, kimi tuzlu, kimi sodalı göllere sahibiz. Her birinin çok farklı ekosistemleri var. Aynı zamanda göllerin çevresi işte sucul ekosistemler ve sulak alanlar olarak bilinir. Çeşitli nadir balık türlerine ev sahipliği yapar. Tuz gölümüz arkadaşlar. Çevresinde tuzcul bitkiler var. Biraz sonra Konya'dan bahsederken onlardan da bahsedeceğim. Akarsularımız kendine mahsus ekosistemleri oluşturur. Yepyeni yaşam alanları oluşturur. Aynı zamanda
Mesela Fırat ve Dicle Türkiye'nin doğusundan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden işte doğup dan geçmek suretiyle Basra Körfezi'ne dökülür. Bu şu demektir. Basra Körfezi de Hint Okyanusu'na bağlı. Yani Hint Okyanusu bölgesindeki çeşitli türlerin girip de ta Anadolu'ya kadar gelebileceği adeta doğal bir güzergah oluşturur akarsular. Yani iki tarafı belki vadinin bariyer oluşturuyor belki ama bir taraftan da akarsuyun içerisinden hem iklimsel olarak iklimin işte etkilerini iç bölgelere kadar taşır hem de canlı çeşitliliğini. Zaman zaman işte vadiler, mağaralar, adacıklar, taşkın ovaları için alanlar oluşturur, habitatlar oluşturur, barınaklar oluşturur akarsular. Fırat ve Dicle, işte Fırat ve Dicle'de Dicle kaplumbağası işte oraya mahsus endemik bir tür Fırat kaplumbağası. Çoruk Kelgit vadileri içlerinde demin de bahsetmiştim mikroklima alanları oluşturur ve çeşitli bitkilere ev sahipliği yaptığı gibi Akdeniz kökenli bitkilere de ev sahipliği yapar. Eylerin oluşturduğu taşkın ovalarında, adacıklarda çok farklı türler gelişir. Türkülere konu olan turna. Bu da telli turna arkadaşlar. Hani hasretin, özlemin, sevgiliye mesajın, selamın ya da sılaya selamın, mesajın gönderildiği, kanatlarına yazıldığı turna maalesef nesli tükenme tehlikesi altında. Yani belki torunlarımız bu türkülerde geçen, mesaj ileten, selam götüren turnaların ne olduğunu belki bilemeyecekler. Nehirler tabii kendi oluşturulan barajların neticesinde geride şişen sularla bazı kültürel alanların, biyoçeşitlik alanları da tabii sular altında bırakabilir. Kıyılar denizle karanın birleştiği yerlerdir. Hem denizel hem de karasal ekosistemlerin yan yana geldiği, tür çeşitliliğinin fazla olduğu bir yer. Kumullar kendine mahsus özellikleri olan farklı yanı türlerine ev sahipliği yapar. Bazen göçmen kuşlara buradaki sulak alanlar, bazen buraya mahsus endemik türler, kum zambanı duymuşsunuzdur. Aynı zamanda deniz foku, Akdeniz foku da diyorlar. Yeşil deniz kaplumbağası, ayrıca karatteler var ayrıca. Tepeli karabatak, sucul ekosistemlerin özelliği, deniz börülcesi. İç Anadolu'nun coğrafi özelliklerine bakıyoruz. Biraz hızlı geçmem lazım artık. İç Anadolu'nun coğrafi özelliklerine baktığımızda adeta etrafı dağlarla çevrili çukur bir alan. Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak, İç Anadolu bölgesinin en doğusundan doğar Kızılırmak bölümüdür. Sivas'ın doğusundan doğar, İç Anadolu bölgesinde büyük bir yay çizer. Burası aynı zamanda işte 20 25 bin yıl öncesine kadar çok geniş su kütlelerin ya da göllerin bulunduğu bir alandı. Ama zaman içerisinde bu göller kurumaya başladı. İklim değişti. Anadolu yükseldi. Kuzeyinde ve güneyindeki dağlar biraz daha fazla yükseldi. Bugünkü göller, gördüğümüz göl, büyük gölün kalıntısı. İşte Akşehir Eber Gölleri hemen İç Anadolu bölgesinin batısında. Ortasında Tuz Gölü var. Ayrıca işte Tersakan Gölü, Bolluk Gölü, aynı zamanda Ilgın Gölü, başka göller var. Beyşehir Gölü Konya'ya bağlı, biraz sonra bahsedeceğim. İkliminden demin bahsetmiştik İç Anadolu bölgesinin. Yüzey şekilleri farklılığı var. Volkanik arazileri var. Karaman'ın hemen kuzeyinde Karadağ, Karapınar civarında Karacadağ, Hasan Dağ, Melendiz Dağ, Erciyes Dağ, bunlar volkanik püskürmeler. Ve bazıları bunların, bazıları işte dördüncü zamanda, hatta tarihi çağlarda püskürmeler söz konusu. Konya'nın coğrafik özelliğine bakalım. Konya'nın coğrafi özelliği aslında Konya'nın hem ovalara hakim arazileri var. Bir taraftan da Konya Türkiye'de her ne kadar Karaman bölünmüş olsa da kilometre kare toprak alan bakımından hala Türkiye'nin en büyüğü. Coğrafya yalan söylemiyor değil mi? Mehmet Emin Bey. Türkiye'nin en büyük alanlarına sahip.
Beyşehir Gölü var batısında ve ilçesi var. Yani Konya'nın ilçelerinden bazıları Hadim, Taşkent, Beyşehir, Seydişehir gibi Akdeniz iklim bölgesinde, Akdeniz coğrafi bölgesinin içerisinde yer alıyor. Konya şehir merkezi İç Anadolu bölgesinde dolayısıyla bir yüzey şekilleri çeşitliliği söz konusu. Hemen güneyde bakınız Göksu Vadisi var. Göksu Vadisi Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, işte bir zamanlar Karaman, şimdi Karaman'a bağlı ama Karaman da bir zamanlar Konya'ya bağlıydı. İşte Ermeney dolaylarının sularını vadileri aracılığıyla Akdeniz'e ulaştırıyor. Silifke'den denize döküyor. Buralarda doğduğu yerler işte Konya'nın ilçelerinden. Yani bu Göksu Nehri boyundan Akdeniz iklimi ve Akdeniz elemanları bir taraftan Konya'nın ilçelerine kadar uzanıyor. Bitki örtüsü iç bölgelerde stepler, antropojen stepler var demiştim. Doğal stepler var. Dağlarında işte ormanlar var. Bu ormanlar daha çok yükseklere doğru çıkıldıkça karaçam ormanları, ardıç ağaçlarının bol olduğu yerler söz konusu. Konya'nın biyoçeşitliliğine nasıl etkilemiş bu? Bir kere iklim çeşitliliği var. Yani hem karasal iklim görünüyor hem Akdeniz'in iklimi görülüyor. Bir de işte bu dağların arasında çukur yerlerde mikroklima alanları söz konusu. Yüzey şekillerinin çeşitli olduğuna söylemiştim. Bütün bunlara bağlı olarak hem bitki örtüsü çeşitliliği hem de hayvan varlığının çeşitliliği var. Bir başka özelliği aslında Konya'nın kapalı göllerinin ve sulak alanlarının çokluğu. Bu muazzam bir çeşitlilik. Sucul ekosistemde bir çeşitlilik sağlıyor ki Konya'nın ve İç Anadolu bölgesinin endemik türlerinin bazıları bu kapalı göllerin çevresinde gelişmiş. Neler varmış mesela endemik türlerde Konya'ya ait? Tülüşah. Bakın sadece Konya yazıyor. Sarı meyan. Bu meyan kökü de hani aşılama yapılıp Akdeniz bölgesinde Adana'da serinlik sağlıyor. Konya diyor. Teke sakalı, Aksaray, Ankara, Konya. Şimdi arkadaşlar diğerlerinde de bakın Ankara, Konya, Aksaray çok sayıda. Tuzcul, kirpit yani halofit diyoruz biz bunlara. Tuzcul, sabun otu, tuzcul, salkım otu, tuzcul, pantaron. Yani Aksaray, Konya ve Ankara denilmesinin sebebi Tuz Gölü'nün bu üç vilayetimize de komşu olması. Yani Tuz Gölü'nün bir kısmı Ankara, bir kıyıları Konya, bir kıyıları da Aksaray iline aittir. Dolayısıyla bu üç ilin yazılıyor olmasının sebebi de budur. Acaba bu Tülüşah nedir? Sarı meyan nedir? Ben de merak ettim. Ve internetten baktım. Tülüşah bu arkadaşlar. Yani aslında Bozkır'da gezerken çok rastlıyoruz ama belki şu fotoğrafını gördüğümüz bizim gördüklerimizden biraz daha farklı. Farklı bir türe dönüşmüş halidir. Tülüşah bu. Bir de sarı meyan. Tülüşah'ın bakın adı Centaura ikionensis demiş. Yani ikionium Konya. Yani Konya'ya mahsus demektir. Adını koyarken de Latince adını koyarken de Konya'ya mahsus manasına böyle bir isim koymuş. Bakın bu da Thermopsis turkica. Yani Türkiye'ye mahsus sarı meyan. Bu da Konya'ya mahsus. Sadece Konya'nın adı geçiyor çünkü. Endemik türlerin içerisinde. Bu iki bitkinin de zarar verilmesi 50-60 bin liralık cezaları gerektiriyormuş arkadaşlar. Bunları sökmek, koparmak. Konya ilinin 2780 bitki türü ve alt türü tespit edilmiş Konya'da. Kendisine mahsus. Bunların da yine 637 tanesi endemik. Bu 637'nin içerisinde 118 tanesi de lokal endemiktir. Yani sadece bir yere mahsus. Başka yerde görünmüyor. 2780 bitki türü aslında çok zengin. Yani sadece İngiltere'de 1600 bitki türü olduğunu düşünürsek sadece Konya İngiltere'den yani İngiltere dediğimizde Britanya diyorlar buna. Yani İskoçyası var, Galileri var, İrlanda'sı var. Hepsinden daha fazla sadece Konya'da daha fazla bitki türü var. Ve bunun da 637 tanesi endemik tür kabul ediliyor. Ve sonuca geldik. Sabrınızı çok zorladım. Hızlı geçeyim. Tüm bu söylenenler Anadolu'da milyonlarca yıldır oynanan yaşam oyununun sonuçları. Çok farklı yaşamlar sahne almış olduğu için çok fazla söz söylenmiş, çok fazla iz bırakılmış ve çok fazla çeşitlilik üretilmiş. Anadolu'nun adı bile yani ana ve dolu kelimelerinin yan yana getirilmesi bu çeşitlilik ve üretimin ne denli üst noktalara ulaştığını da kanıtlıyor.
Diğer yandan böyle bir kara parçasını vatan bilen biz Türkiye insanının onun üzerindeki milyonlarca yıllık izleri silebilmek için maalesef nasıl da canla başla çalışıldığını görmeden yapamıyoruz. Yüreğinde taşıdığı aşkın gücünde zengin, kaderinde ise yoksul mu yoksul bir yalnıza benziyor aslında Anadolu. Binlerce yıl üzerinde yaşayan medeniyetlere zırnık almadan hep vermiş, karşılığında ise hak ettiği değeri hiçbir zaman görememiş bir coğrafya Anadolu. Her şeye rağmen güzel ama, her şeye rağmen zengin, her şeye rağmen Anadolu. Sözlerim arkadaşlar bir Anadolu aşığı, bir şairin bir iki mısrasıyla bitirmek istiyorum. Ona da Allah rahmet eylesin. Geçen yıl bu zamanlar vefat etmişti. Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olurdu yahut bulamaç. Ben Anadolu'yum. Acılı, mahzun, bende bitmez, tükenmez. Kulaç kulaç demiş. İşimiz Yavuz Bülent Bakiler. O da, ona da Allah'tan rahmetler diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok değerli, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. En son güzel bir şiirle de kapatıyor olmanız ayrı bir güzeldi. Hocam ben hemen sorulara geçmeden önce kendime bir pozitif ayrımcılık yaparak ilk soruyu kendim sormak istiyorum. Hocam ekosistemde ve çeşitliliğinden bahsettiniz. Peki bu ekosistemi tahrip edilmesi, bozulması nasıl gerçekleşiyor hocam? Bu ekosistemde nasıl tahrip oluyor, nasıl bozuluyor? Nasıl gerçekleşiyor bunlar? Evet. Yani zamanımızın da kısıtlı olması, burayı da eksik bırakmışım. Şimdi ekosistemlerin tahrip edilmesinde iki yolla oluyor. Biri doğal yollarla, biri de beşeri faktörlerle. Doğal yollarla, doğal faktörler şunlar. Yani jeolojik devirlerde de biz buna aslında rastladık örneklerine. Volkan patlamaları, çok büyük volkan patlamaları bazen kilometre karelerce alanların üzerine küllerle ya da lavlarla, sıcak küller ve lavlarla kapatılması sonucu olabilir. Veyahut göktaşı çarpması neticesinde atmosferde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Atmosferin yapısı değişebilir. Ya da kıtaların ayrılması ya da birleşmesi, küresel iklim değişiklikleri, ekosistemler üzerinde bazı değişiklikler meydana getirir. Bazen bozar, sistemi bozar. Ama bizi ilgilendiren en önemli sebep beşeri faktörler. Yani maalesef insanoğlu hakim tür doğada. Bunun temelinde yatan faktör de nüfusun giderek kalabalıklaşması. Yani günümüzde artık nüfus 7,5 milyarı geçti, 8 milyara doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyor dünya nüfusu. Bunun da tabii bu kalabalık nüfusun doğa üzerine bir baskısı var. Temelde bu baskının içerisinde işte yeni tarım alanları, yani gıda kaynakları elde edebilmek amacıyla yeni tarım alanları açılıyor. Başka işte yerleşim yerleri oluşturuyor. Yeni yeni şehirler ya da şehirlerin büyümesi söz konusu. Ulaşım sistemleri geliştiriliyor. Mesela otobanlar yapılıyor. Ben bazen işte geçerken otobanları işte sağlı sollu tel örgülerle kapalı. Eğer bir hayvanın belki su içtiği alan yolun öbür tarafında kaldıysa öbür tarafa geçmesi mümkün değil. Yani bir yaban hayvanının. Bunun için Avrupa'da örnekleri var. Türkiye'den de bazı örnekleri var. Mesela işte Toroslar'da ben oradan geçerken görüyorum. Bir doğal köprü oluşturuyorlar. Bunun üzerine geçebilmesi için hayvanların. Yani ama çok az, sık sık olması lazım. Bazen belki altından, bazen üstünden bu şekilde hayvanların geçebileceği, sadece hayvanların geçebileceği doğal köprülerin oluşturulması lazım. Ulaşım sistemleri de ekosistemi bozuyor. Ortasından bir yol geçirmek suretiyle belki yan tarafta kalan hayvanların susuzluktan ölmesine de yol açılabiliyor. Turizm faaliyetleri var. Yani yine insan faaliyetleri açısından kıyılarımız bozuluyor. Yeni turistik alanlar oluşturuyor. Yeni sanayi tesisleri kuruluyor. Nitekim bu sanayi tesisleri yine artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik hem buralar inşaat yapılıyor. Aynı zamanda da çevre kirliliğine sebep oluyor. Mesela işte her ne kadar filtre takılmış olsa da takılsa bile çevreyi yine de aynı zamanda işte bozuyor. Bir de insanın etkisiyle şöyle bir sıkıntı da var. Mesela Süveyş Kanalı'nın açılması, derler ki Kızıldeniz'deki bazı türlerin Akdeniz'e
ulaşması söz konusu. Bunlardan işte bir tanesi balon balığı, zehirli diyorlar ve aynı zamanda ekosistemi de bozuyor, oradaki yapıyı bozuyor. Bir diğeri de işte katil yosun falan diye duyuyoruz mesela. Bunlara yaygınlaş. Bazen uzak doğudan işte gemilerle Avrupa limanlarına taşınan ve gemilerin sintinesi dediğimiz yani depolarının boşaltılması esnasında buradaki işte mikroorganizmalar işte kendilerine doğal ortamlar oluşturup yayılmaya başlıyorlar. Nitekim işte Süveyş kanalından geçen bir tür yosun çeşidi Akdeniz'i sarmış. Bugün işte Marmara'ya kadar ulaştığı söyleniyor. Tabii orman yangınları ya da işte tarım açma, tarım alanları oluşturmak ya da kaza ile de olsa ekosisteme çok büyük zararlar veriyor Mehmet Emin Bey. Hocam teşekkürler cevap için. Anladığım kadarıyla bahsettiklerin %90-%95'i yine bizler faktörüyle, insan faktörüyle gerçekleşiyor hocam. Evet, tabii insanların bir şeyi de korumaya yönelik tabii. Yani bu da olumlu bir tarafı da bu. Yani milli parklar oluşturup ya da işte bazı türleri koruma altına alınması. Nitekim mesela işte Urfa Birecik'teki kelaynak kuşlarının benim bildiğim herhalde ondan önce var mıydı bilmiyorum ama yine sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde dikkat çekildi, kamuoyunun dikkat ve işte devlet tarafından orada üretme alanı oluşturuldu yıllar öncesinde. Hocam İsmail Özer'in bir sorusu var. Türkiye'de ne kadar omurgalı tür çeşitliliği var belli mi diye sorar. Şimdi ben coğrafyacıyım. Ya dolayısıyla biyoloji konusunda bu biyologların konusu. Ben daha çok coğrafya açıdan ele aldım. İsmail Bey'den özür diliyorum. Yani kaynaklarda aslında vardı ama onu da atlamış oldum yani. Hocam rüzgar erozyonunun biyoçeşitliliğe katkısı nedir diye soruyor Kuşadası'ndan Sibel Kocaman. Kuşadası'na da selamlar olsun o zaman. Şimdi rüzgar erozyonu özellikle yarı kurak bölgelerin bir erozyon çeşididir. Mesela işte İç Anadolu bölgesinde kurak ve yarı kurak öyle dememiz lazım. İç Anadolu bölgesinde Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi Konya ile Karapınar ve civarı. Konya'nın işte Karapınar arası ve civarı. Bu bölgelerde rüzgar daha önceden oluşmuş olan yani rüzgarla birlikte harekete geçebilecek olan unsurların yine coğrafi faktörlerin neticesinde bu bölgede oluştuğunu ki buraların eski göl yatakları olduğunu biliyoruz. Her bir göl yatağı yani kurumuş göl yatağı en ince unsurların taşınıp biriktirildiği bir yer. Bu da kil boyutunda en ince unsurlar dediğimiz. Kil boyutundaki unsurlar burada yağışların da az olması, aynı zamanda işte yanlış tarım uygulamaları ve yanlış aşırı otlatmanın neticesinde hayvanların ayaklarının altında adeta un haline, un ufak hale geliyor. Hafif bir rüzgar bile buralarda taşınmaya yol açıyor. Şimdi rüzgar erozyonu mevcut, aslında bozkır ve çöl bitki örtüsünün olması gereken yerde mevcut bitkinin İşte kökleri vasıtasıyla tutunması gerekirken hafif bir rüzgarda ya da zaman zaman fırtına karakterli de esebiliyor tabii. Bunların tutunmuş olduğu köklerin çevresindeki ince unsurları çok kolaylıkla harekete geçirebildiğinden dolayı bir müddet sonra kök boşa çıkıyor ve rüzgarın önünde artık yuvarlanmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bölgeler Türkiye'nin aynı zamanda bitki çeşitliliği açısından son derece zayıf olan bölgeleridir. Ama yine burası da yine insan eliyle tedbirler alınıp Karapınar'da olduğu gibi işte yeşeren çöl Karapınar zaman zaman bu ifadeyi çok duyduk. Çok da oraya geziler yaptık TEMA ile de birlikte. Öğrencilerimizi de götürdük. Yani büyük başarılar da elde edilebiliyor. Yani sabitlenirse buradaki hareketlilik tozların ya da kumulların hareketli sabitlenirse bir müddet sonra yavaş yavaş da olsa buraya uygun bitki türleri geliştirmek ve korumak suretiyle buralarda yeşertilebiliyor, bitkilendirilebiliyor. Teşekkürler hocam. Mahmut Hanedar'ın bir sorusu var. Biyoçeşitlilik kavramının içerisine mantar, bakteri ve virüs gibi bizim tabirimizde hastalık kaynakları olan canlılara da dahil eden bir düşünce bulunuyor mu diyor. Var, bu da var. Ama şöyle bunları, şimdi mantarlar da var tabii. Yani bu sınıflandırmada, bitki sınıflandırmasında ayrı bir kategorinin içerisine konuluyor. Biyoçeşitliliğin içerisinde mantarlar da var.
Ama virüsler ve bakterileri sınıflandırmak çok güç. Çünkü kısa süre içerisinde mutasyona uğruyor. Farklı türler ortaya çıkıyor. Aynen COVID-19'da olduğu gibi. Yani mücadele aşısı aranıp bulundu derken haberlerini duyuyoruz ki işte kısa bir süre içerisinde mutasyona uğramış. Artık çok farklı türlere dönüşmüş. Bundan dolayı yani türlere ve sınıflara ayırmak çok hızlı ürediklerinden kaynaklanıyor bu. Hızlı ürediklerinden dolayı da mutasyon şartları çok daha hızlı gerçekleşiyor ve farklı türlere de dönmek suretiyle sınıflandırmak o kadar kolay olmuyor yani. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Burada bir soru daha vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Dünya karalarıyla hareketliliği söz ettiniz hocam. Ülkemizde belirgin yükselme hareketlerini nerelerde görüyoruz demiş Nazlı Mertcan. Şimdi aslında Anadolu'nun bulunduğu yer iki büyük kara parçasının arasındaki bir büyük jeosenklinaldi. Jeosenklinal şu demektir. Yani çok büyük dünya çapında çukurluk alanları, yani denizler ve okyanusların tabanı demektir bu. Her jeosenklinal, yani her çukurluk birer tortulanma yatağıdır. Yani ya da şöyle derler, jeosenklinaller dağların beşiğidir. Yani dağlar buralarda doğarlar, buralarda gelişirler. Nitekim kuzey karalarıyla, yani Sibirya'daki büyük kara kütlesiyle güneyimizdeki Arabistan kara kütlesi, bunlar çok daha önceden oluştuklarına dolayı bunlar çok sert ve aradaki o Tetis Denizi dediğimiz, bir zamanki Akdeniz'in atası dediğimiz alanlarda birikmeler meydana geliyor ve çok fazla miden, yani binlerce metre kalınlığındaki tortul kütleler meydana geliyor. Tabii bunlar elastiki, sıkışmanın neticesinde kıvrımlanarak yukarılara doğru yükseliyor. Bugün hala depremlerin varlığı, Anadolu'daki depremlerin varlığı bu sıkışmanın hala devam ettiğinin bir göstergesi. Bir taraftan Afrika yaklaşıyor. Yani Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde Antalya'ya doğru, Antalya civarında, Muğla civarında meydana gelen depremlerin şey, ya da Rodos açıklarında zaman zaman duyuyoruz. Bu depremlerin sonucu budur. Her yıl birkaç santimetre Anadolu'yu sıkıştırıyor Afrika. Yani yüz milyonlarca yıl sonra bugünkü coğrafya eskiden böyle değildi. Yüz milyonlarca yıl sonra böyle olmayacak. Bu depremlerin varlığı bu sıkışmanın devam ettiğini ve yükselmenin de devam ettiğini. Tabii yükselme devam ederken bir taraftan da törpülenme var değil mi? Yani erozyon var. Bir taraftan da erozyon da onu engellemeye çalışıyor. Yükseltileri törpülüyor. Fakat yükselme daha fazla ki, demek ki daha çok kazanmış ki, kazançlı çıkmış ki bugün Anadolu şekillenmiş. Teşekkürler hocam. Ben hem bugün bize vakit ayırıp katıldığınız hem de bizlere bu sunumu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Katılımcılar arasında da bir vardı hocam. Hem Güneydoğu'dan, hem Ege'den, hem Marmara'dan her yerden bizi izleyenler vardı. Ne kadar güzel. Ben sadece Konya tema olunca Konya'dan izleyiciler olacak zannediyordum. Herkese buradan selamlar o zaman. Hocam artık platformlarda sanala dönünce herkes her yerden çok rahat katılabiliyor. Evet. Güneydoğu'dan, Siirt'ten, eski öğrencilerinizden Ersin, Kuşadası Davutlar Mahalle Sorumlusu'ndan Sibel Hocamız vardı. Hepsine selamlar. İstanbul'dan Genel Merkez'den Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataş da bu akşam bizlerleydi hocam. Selamlar, hürmetler. Konya'nın değerli gönülleri, Tema Vakfı gönülleri de aramızda. Ben hepsi adına bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. Bizi izleyenlere ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın.